Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi yolculuğumuza 10. sözden Nam-ı Diyarlı Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Haşir Risalesi'nde 5. hakikate kadar geldik. 5. hakikatin de hatta yarısını neredeyse konuştuk. İnşallah Cenab-ı Hak lütfederse, kerem ederse bugün sanıyorum epey yine ilerleriz ve bir sonraki günde bitiririz diye tahmin ediyorum. 5. hakikati tabii. Daha hakikatlerdeki yolculuğumuz sürecek. Başlamadan önce yine en başa dönelim. Haşir Risalesi'nin hangi güzel adımlarla başladığını bir hatırlayalım. Efendim, Haşir Risalesi Nam-ı Diyarlı 10. söz 2 ayet-i kerimeyle başlıyor. 1. ayetimiz Bismillahirrahmanirrahim. Hep diyoruz Bismillahirrahmanirrahim. Her ayetin başlangıcındaki ayet, nihayetindeki ayet, bir de o ayetlerin okunmasını sağlayan ayet. Birinci sözdeki ifadesiyle söylersek, zikir, fikir, şükür katmanlarının tamamı bu Bismillahirrahmanirrahim içinde var. Zikrimiz de onunla, şükrümüz de onunla, aynı zamanda fikrimiz de onunla. Biz bu ayetleri nasıl Cenab-ı Hakk'a bakar yönleriyle görebiliyoruz, okuyabiliyoruz? Yine Bismillahirrahmanirrahim sayesinde, onun öğrettiği bakış açısıyla rahimiyetten, bize has daireden ta uluhiyet dairesine kadar, yani o en genel daire, Cenab-ı Hakk'ın mahlukatıyla ilişkisini en genel anlatan daireye kadar çıkabiliyoruz. Bu bizdeki, bize has tecellileri külli okumalara tabi tutarak diyelim, buna muvaffak olabiliyoruz. Elbette tefekkürün başka şekilleri de var ama Bismillahirrahmanirrahim'in öğrettiği bu. Bize has daireden, bize açılandan uluhiyet dairesine kadar çıkarımlarda bulunabilmek. Rahimiyet, rahmaniyet ve uluhiyet arasındaki ilişkiyi ise 14. Leman'ın 2. makamı derslerimizde elhamdülillah ki öğrenmiştik. Çapımız yettiğince konuşmaya çalışmıştık. 2. ayet-i kerimemiz ise Rum suresinin 50. ayeti. Rum suresinin 50. ayeti. Bu ayeti inşallah Haşr Risalesini bitirdiğimizde kafamıza çakılmış olur. Estağfirullah şöyle. Fendur ila asar rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtihe. İnne zâlike le muhil mevta ve huve alâ külli şeyin gadir. Kısa bir mealini söz basım şöyle vermiş. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Yani baharda haşrin varlığına dair, olacağına dair, imkanına dair deliller var. Nasıl var? Çünkü bahar ve haşir aslında aynı haşir kanununun iki parçası. Cenab-ı Hak varlığı ölüme gönderip geri getiriyor. Ölüme gönderip geri getiriyor. Ne için? Tekrar tekrar ihya etmek. Tekrar tekrar ikram etmek, tekrar inam etmek için. Onları sevindirmek, bu faniyet üzerinden de kendi bekasını okutmak için. Bunu da işte o nehir örneğiyle anlatmıştık. Nehirdeki kabarcıklar aydınlanmanın olduğu yerde var olup karanlıkta tekrar kaybolmalarıyla bize gösteriyorlar ki bu parlaklık nehrin kendi malı değil. Neyin malı ya? Üstlerindeki güneşin malı. Güneşten yansıyor o ışıklar. Güneşle temasının kalmadığı yerde, gölgelendiği yerde de o temas, o yansıma yok oluyor. Haşir Risalesi'nin bize öğrettiklerinden birisi de bu. Haşir, tekrar parlaklığın başlayacağı yer, bu ihsanın, ikramın tekrar devam edeceği yer. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın şan-ı rububiyeti, şan-ı uluhiyeti öyle iktiza ediyor. Bunu da tıpkı ayet-i kerimede bize öğretilen bahardan haşre delil çıkarmak gibi kainattan, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, kudretine ve diğer esma ve sıfatlarına göndermeler yaparak, deliller bularak oraya varmak, oradan da tekrar
varlığa dönüp ya sen bu kadarcık olmakla bunların karşılığı olamazsın. Bu esma ve sıfatlar sadece seninle yetiniyor olamaz. Böyle bir Allah bu kadarcık bir yaratışla yetinmez deyip o zaman beka alemine doğru aklında muktaziyatı olan çıkarımlar yapmamıza bu risale el veriyor. Hatta onun burada bir veciz ifadesi de vardı. Dördüncü hakikatin hemen de sonundaydı. Onu da okuyalım. Elhasıl, nasıl ki şu alem bütün mevcudatıyla Sani-i Zülcelal'ine kat'i delalet eder, Sani-i Zülcelal'in de sıfat ve esma-i kutsiyesi dar-ı ahirete delalet eder ve gösterir ve ister. Dördüncü hakikatin sonundaki bu iki cümle bu haşir risalesi boyunca yapılan mesaiyi bize özetlemişti. Peki arkadaşlar, beşinci hakikatte ne okuyoruz, ne arıyoruz, ne aramalıyız, nasıl bir mahsul biçmeye bakmalıyız, onu hemen başındaki şu cümle söylüyor. Bab-ı şefkat ve ubudiyet-i Muhammediyedir aleyhissalatu vesselam, ismi mucib ve rahimin cilvesidir. Hakikatler boyunca bu cümlelerle çok karşılaştık ve hep dedik ki kendimize, bu cümleler bu hakikate nasıl bakılacağını, hangi esmalar ekseninde ilk verilen ayet, bize pusula olan ayet, kutup yıldızı olan ayet, onun formülü, onun mantığı içinde rahmetin, kudretin yerine hangi isimlerin konacağını anlatıyor dedik bu ilk cümle. Mesela burada diyor ki, bab-ı şefkat, şefkat kapısı ve bab-ı ubudiyeti Muhammediyedir. Yani hem şefkatin hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kulluğunun kapısından giriyoruz biz buraya. Ayette nasıldı? Rahmet kapısından giriyorduk. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Allah'ın rahmet eseri olduğunu gördükten sonra, böyle bir idrakle baktıktan sonra o eserler bize haşrin delilliğini, haşre olan delaletlerini gösteriyorlardı, yüzlerini gösteriyorlardı. Tabiri caizse yüzlerindeki dua kaldırıyorlardı. Mehirleri oydu yani. Burada da işte bab-ı şefkat ve ubudiyeti Muhammediyedir aleyhissalatü vesselam. Eğer bir gözümüzü şefkat, bir gözümüzü ubudiyeti Muhammediye'yi arar, anlamaya çalışır, tefekkür eder, kılarsak bu defada ismi mucib ve rahimin mehrini vermiş olacağız. Ve onlar bize dualarını kaldıracaklar. Dualara cevap veren Allah ve rahimiyeti Allah'ın. O rahimiyeti daha önce çok konuştuk. Rahman'a göre daha has, daha özel rahmet tecellilerini kastediyor. Yani bu iki dairenin kapısı bize şefkatten ve ubudiyet-i Muhammediye'den bakarak, onun üzerinde okuma yaparak açılacak. Oradan ismi mucibe ve rahime erişeceğiz. Oradan da onların haşre delaletini göreceğiz. Tıpkı baştaki ayet-i kerimede rahmetin ve kudretin delaletini gördüğümüz gibi. Rahmetin bahar gibi haşri iktiza ettiğini, baharı iktiza eden rahmetin haşri de elbette ki ve pekala iktiza ettiğini ve bahara imkan veren kudretin elbette ve pekala haşre imkan verdiğini, hatta onun daha da kolay olduğunu, baharda binlerce, yüz binlerce, milyonlarca tür tekrar diriliyorsa, haşirde sadece bir insan türü dirilecek, bu anlamda bir kolaylık da var, görece bize göre bir kolaylık da olduğunu görmüştük arkadaşlar. Evet, şimdi metnin tamamını okumayacağız artık çünkü bu metin uzun. Kaldığımız yerden okuyarak bir taraftan da tefekkür etmeye çalışıyoruz daha fazla ilerlemek adına. Ama yine hakikatlerde kısa bir metne denk gelirsek, onun her dersin başında tam okumasını yapıyorduk, onu yine yaparız. Fakat bakıyorum da yok, yani bu da uzun. Herhalde bundan sonraki hakikatler uzun gidiyor gibi geldi bana. Pekala. Şurada kalmıştık ama şu önden alayım biraz. İşte bak, o zat öyle bir salat-ı kübrada, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyor, bir ibadet-i ulyada, saadet-i ebediye için dua ediyor ki, güya bu cezire, belki bütün arz onun azametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder. Çünkü ubudiyeti ise, ona ittiba eden ümmetin ubudiyetini tazammun ettiği gibi, muvafakat sırrıyla bütün enbiyanın sırrı ubudiyetini tazammun eder. Hem o salat-ı kübrayı
öyle bir cemaat-i uzmada kılar, niyaz ediyor ki, güya Beni Adem'in Hazreti Adem'den asrımıza, belki kıyamete kadar bütün nurani ve kamil insanlar ona tabiiyetle iktida edip duasına amin derler. Burada bir de haşiyemiz var. Onu da okuyalım. Haşiye 1, yani açıklama notu, dipnot. Evet, Münacat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam zamanından şimdiye kadar bütün ümmetin bütün salatları ve salavatları onun duasına bir amini daimi ve bir iştiraki umumidir. Hatta ona getirilen her bir salavat dahi onun duasına birer amindir. Ve ümmetinin her bir ferdi, her bir namazın içinde ona salat ve selam getirmek ve kametten sonra şafiilerin ona dua etmesi, onun saadet-i ebediye hususundaki duasına gayet kuvvetli ve umumi bir amindir. Allah şafiilerden razı olsun. İşte bütün beşerin fıtrat-ı insaniyet lisan-ı haliyle, bütün kuvvetiyle istediği beka ve saadet-i ebediyeyi, o nev-i beşer namına Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam istiyor ve beşerin nurani kısmı onun arkasında amin diyorlar. Acaba hiç mümkün müdür ki şu dua kabule karin, yani yakın olmasın? Şimdi bu paragrafta bize ne anlatıldı? Geçen ders bir miktar üstüne konuştuk. Fakat burada tekrar konuşalım. Çünkü ilerleyen metne girişimiz de burası olacak. Burası bir kapı gibi yani. Efendimizin ubudiyeti neden burada merkeze konuldu? Veya daha değişik düşünelim. Kur'an'da Efendimizin ubudiyetiyle ilgili neden bu kadar çok ayet var? Nübüvvet ayrı. Nübüvvetten çok bahis var zaten. Kur'an'ın dörtte biri nübüvvetten bahsediyor. Ama onun dışında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili de çok bahis var Kur'an'da. Şimdi Kur'an Müslümanlarıyla tırnak içinde söylüyorum, dönüp konuşalım. Eğer Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hayatı bu kadar detay ise, bu kadar ne diyelim, olmasa da olur ise, haşa biz öyle düşünmüyoruz da Ehl-i Sünnet ve Cemaat olarak, onlara söylüyorum yani Kur'an Müslümanları denilen taifeye. Parantez içinde ünlem. Bu kadar önemsizse niye Kelamullah içinde yeri büyük? Bizzat ismiyle bahsedildiği gibi onlara sen söyle, şöyle yap, sen de onlara örneklik vardır gibi gibi ifadeler, manalar Kur'an'ın içinde niye bu kadar sık zikrediliyor? Yani Cenab-ı Hak madem ki haşa sümme haşa sadece kelamıyla bu iş yetiyordu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ihtiyaç yoktu, sünnetine ihtiyaç yoktu. Yani onun bireysel olarak üzerinden bize gelen ayrıca bir vahiy, vahiy gayri metlu yoktu. O zaman neden Kelamullah bu kadar yer verdi kendi içinde? Yani biz diyoruz ya her zaman, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da zikrettiği bir harf bile, bir elif bile, bir nokta bile çok eşsiz hikmetlere sahiptir. Besmele'nin B'sinde ulema nasıl izahlarda bulunuyor? Yani onun orada bulunmasının hikmetlerine. İşaretül İcaz'a baktığınızda Nurcular Özel'inde veya kelam ilminin vakıfları biliyorlar ki mesela o Kur'an'daki ifadelerdeki niye bu kelime gelmedi, niye bu kelime seçildi, niye burada şu ek gelmedi de bu ek geldi, niye bu çekim değil de şu çekim. Bunlardan çok büyük hakikatler çıkıyor. Yani hiçbir noktasını Kur'an'ın, haşa zaten mümkün değil de Allah'ın kelamı çünkü, hikmetsiz bulmuyoruz, abes görmüyoruz, gereksiz, nedensiz saymıyoruz. Hal böyleyken, bir tek harfine bile bu suçlamayı, bu ithamı, bu iftirayı yapamazken, nasıl oluyor da Efendimiz'den bu kadar çok, bu kadar sık bahseden Kur'an'ı, bu kadar onun üzerinden mesaj ileten Kur'an'ı, de ki, söyle ki gibi ifadelerle ona bize buyurtturan Kur'an'ın, aradan Efendimiz'i çıkarmamızı istediğini söyleyebiliyorsunuz. Hani bu çıkarımı bu metinden nasıl yapıyorsunuz? Metnin kendisi araya sürekli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı koyarken, onun örnekliğini anarken, ismiyle beraber ondan bahsederken, hem de Methü Sena ile bahsederken, nasıl oluyor da metin kendisi bu kadar onu araya koyuyor mesajın içinde? Ama siz mesajın anlaşılması için onun aradan çıkarılması gerektiğini söylüyorsunuz. Bu bir anlamda saçmalık değil mi?
metne karşı metin, metne rağmen metin, yazara rağmen yazarlık gibi bir şey değil mi bu yani? Haşa, sümme haşa yani. Allah Teala bir şey söylüyor kelamıyla. Yok sizde haşa, bizim ilahımız haşa, sümme haşa. Hani o şey var ya, şeyh efendi uçmuştu diyorlar. Ya öyle bir şey yok diyor. Gidiyor şeyhe soruyorlar. Yok uçmadım diyor. Gidip, tekrar gidip diyorlar ki bak şeyh de diyor ki ben uçmadım. Şeyhimiz halt etmiştir diyor. Onun gibi yani Cenab-ı Hak o kadar peygamber efendimiz anıyor. Bunlar haşa sümme haşa. Aynı o şeyhe yapanın o ne diyelim selim aklı çalışmayan kitlenin şeyhe yaptığının aynısını Cenab-ı Hakk'a yapıyorlar. Yok Cenab-ı Hak haşa haşa sümme haşa yani bu ifadeyi kullanmaya teberri ettim. Yani sanki yapamamış Cenab-ı Hak. Yanlış yapmış, yanlış söylüyor. O bilemedi o işi, biz biliyoruz. Çıkarmak lazım aradan gibi bir şey noktasına geliyor. Biz bundan elbette Kur'an'ımızı, ilahımızı, Allah'ımızı, güzel Allah'ımızı tenzih ederiz. İslam'ı tenzih ederiz. Sünnet-i Resulullah'ı tenzih ederiz arkadaşlar. Bu hariçten gelen bahsin ardından şunu söyleyelim. Ubudiyet Muhammediye aleyhissalatü vesselam elbette lüzumsuz bir şey değil. Haşa. İslam'ın Kur'an kadar bir parçası da sünnet. Hatta kimi noktalarda sünnetin pratiği Kur'an'ın naklettiğinden öne geçiyor. Hani bunu söylemekte bir şey yok ki. O da vahiy, o da vahiy. Bizim için bunlar böyle çelişen, çakışan bir hiyerarşinin ürünleri değil. Bizim için ikisi de vahiy. Birbirini bütünlemek üzere gelmiş şeyler. O anlamda elbette ki yerine göre, konumuna göre biri öne geçer, biri arkada kalır. Namazın pratiğinde, hareketlerinde Efendimizin sünneti öne geçer. Ama namazın içinde Kur'an okunur, şey okunmaz. Kıraat kısmında mesela hadis okunur mu? Hadisle kıraat olur mu? Olmaz. Neyle olur? Vahiyle olur. Cenab-ı Hakk'ın tayinine göredir. Biz ona ittiba ederiz yani emrine. Onu Efendimiz'e göre yapın, bunu Kur'an'dan okuyun diyorsa onu öyle yaparız, bunu öyle yaparız yani. Bizim için bir sıkıntı yok. Bu Kur'an Müslümanlarının kendi kendine düştükleri bir darlık diyelim. Bir önce kafa darlığı, gönül darlığı, sonra da amelde tuhaf tuhaf işler. Neyse efendim, evet burada ya nereden gelmiştik? Ha, şunu söylüyorduk. Ubudiyet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselamın hikmeti elbette çok. Bunlardan bir tanesi de burada bize Üstad Hazretleri'nin hem suretlerde bahsettiği, daha sonra işaretlerde tekrar zikrettiği, burada ise hakikatlerde yine altını çizdiği şey, haşrede ubudiyet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam üzerinden bir delalet var, bir bürhan var, bir okumayla görünecek, bir mübarek okumayla görünecek hakikati var. Ki ubudiyet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam aslında bütün mahlukatın ubudiyetini kapsıyor. Onun önemi de buradan. İşte o noktada bu metin bize bir bakış açısı sunuyor. Bak, ubudiyet-i Muhammedi'yi ben böyle andım ama niye andım? Niye önemsedim? Niye bu ubudiyeti ayrıca tefekkür ediyoruz burada haşre işareti bakımından? Bu yüzden. Bu bize aynı zamanda işte Kur'an'daki ubudiyet-i Muhammedi aleyhissalatü vesselam vurgusunu anlamayı da sağlıyor. Sünnet-i Resulullah'ın önemini anlamamızı da sağlıyor. Levlake levlak sırrını anlamamızı da sağlıyor. Yani birçok sır ki hepsinin uçları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bağlı. Onların hepsinin düğümünü burası çözüyor. Neymiş? İşte bak, o zat öyle bir salat-ı kübrada, büyük namaz, salat-ı kübra, en büyük namaz. Bir ibadet-i ulyada, yüce ibadet, yüksek ibadet. Saadet-i ebediye için dua ediyor ki, yani cennet için, sonsuz saadet için dua ediyor ki, güya bu cezire, yani Arap Yarımadası, belki bütün arz onun azametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder. Zaten varlığın üzerine olduğu anlamı ifade ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bakınız bu çok mühim. Efendimiz varlık başka bir yolda, Efendimiz başka bir şey anlatıyor değil. Varlığın bir anlamı var. Bütün varlığı bir cümle olarak düşünün, bir kitap olarak düşünün. Bütün varlık bir kitapsa, Efendimiz o kitabın final bölümü, zirve bölümü, bütün düğümlerin çözüldüğü bölüm.
bütün varlık bir robotsa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o robotun ana işlek yeri neresiyse, Voltran'daki o baş gibi veya işte ne diyelim bütün şey nerede, reaktörü falan filan göğsünde mi, orası. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu varlığın yapa geldiği ibadetin şuurlanmış, insanlanmış, sırlanmış şeklini ifade ediyor. En yüksek şekli bu. Ağacın en zirvedeki meyvesi, en olgun meyvesi. Ve ağacı tamamlayan şey, ağacın onsuz eksik kaldığı şey. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kainat için böyle bir konumu var. Onun miracının, onun duasının, onun ne diyelim şeriatının, onunla gelen şeriatın, onun temsil ettiği, hayatın içinde temsil ettiği varlığın yürüyüşünün, konuşmasının, savaşmasının, akrabalarına ziyaretinin, namaz kıldırışının, eşleriyle muamelesinin, bunlarının tamamının işte varlık denilen ağaçta, o ağacın da meyveleri denilen insanlarda en iyi meyve, en zirve iş. Onu temsil eden bir yanı var. Yani o mana onunla tamam oluyor. İşte diyelim ki bir fabrika kurdunuz. O fabrikada ne diyorsunuz? Öyle bir araç yapayım ki bu araç işte bir saniyede 100 kilometreye çıksın. Amacınız o. Fabrikayı kurdunuz, denemelere başladınız. Her yaptığınız öyle mi olur? Olmayabilir. Önce bir üretirsiniz mesela bir model, başka bir model üretirsiniz ama bu modeller de hikmetsiz değildir. Bunların da amaçları vardır mesela. Bir Ferrari fabrikası hemen en üst Ferrari'sini üretmiyor. Önce testler oluyor, başka araçlar deneniyor, başka rüzgarlık, başka bilmem ne, şu bu. Bir sürü üretimi oluyor. En son diyor ki, hah işte zirveye ulaştım. Buydu benim araba yapmaya çalışmaktaki amacım. Yine bir Ferrari reklamıyla programımızı şenlendirdik arkadaşlar. Bilmiyorum Ferrari bana ne zaman o yüksek modellerinden bir tane gönderecek, bu kadar bahsini ediyoruz. Veya işte başka X bir firma. Yani bir sürü şey dener, yapabildiklerine bakar ama bir tane de yapar ki der hani tam işte zirvesi bu oldu. Bu işin kaymağı bu oldu. Onunla o iş tamam oldu. Çünkü amaç oydu zaten. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak bu kainat fabrikasını yaratmış ki ondan şuur ehli bir canlı çıkacak. Bu canlıların içinden de öyle bir tanesi çıkacak ki miraçla şereflenecek. Hayatında Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarını tam tecelli ettirecek. Ubudiyetiyle, cihadıyla, tefekkürüyle, sosyal ilişkileriyle hepsinde tam tas tamam işte mükemmel on numara oldu denilecek noktaya gelecek bir tanesi. İşte onun için bizi yaratmış. Bizi yani nasıl ağacı insan için yaratmış, insanları da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için yaratmış. Peki insanların tek amacı bu muydu? Hayır, elbette ki bu değildi. İnsanların o arada gösterdikleri başka şeyler de var. Benim bir Ahmet olarak Cenab-ı Hakk'ın çeşitli isim ve sıfatlarını gösterişim de var. Ama benimki o düzeyde değil. Efendimiz'de bütün isimler azam mertebede yansıdı. Bende hiçbirisi belki bilmiyorum ama yani şey için söylüyorum. Hani kendi küçüklüğüme bakarak konuşuyorum. Cenab-ı Hak hadis söz söylemekten korusun. Yani belki beceremedik yani. Becerdiğimde sosyal hayatıma bakıyorum. Kulluk hayatıma bakıyorum. Tefekkürüme bakıyorum. Çok böyle becerebilmişim gibi gelmiyor. Cenab-ı Hak azımızı çok saysın. Amin. Ama onun varlığı işte insaniyetin zirve modeli, olmuşu. Tam, tas tamam, taş gibi, bütün şartları oluşturmuş, bütün meziyetleri taşımış modeli. Onun kulluğu böyle bir anlam ifade ediyor. Bu yüzden çok önemli. Ve bu yüzden ona bakılmalı. Bu yüzden şeriatın kaynaklarından birisi de Kur'an, sünnet. İcma, kıyas değil mi bizde ehl-i sünnet vel cemaatte? Sünnet diyoruz değil mi? Kur'an sünnet. Zaten Kur'an'ın da şeyi sünnetle ilgili anlaşılması. İcma, kıyas da zaten yine Kur'an ve sünnetteki mevzular yani. Üzerinde anlaşılmışlar icma, birbirine kıyaslananlar kıyas. Yani kıyaslamakla anlaşılanlar da kıyas. Yani hepsi aslında yine orayla ilgili.
Peki bu perspektif bize onun namazının büyüklüğünü anlatıyor mu? Anlatıyor. Yani o tamamlayıcılıkla zaten diyoruz ki evet, bu tamamlayıcılık, bu tam yerli yerinde olma onu bütün namazın sahibi kılıyor. Nasıl? Bir milletin vekili veya lideri veya ağası veya sözcüsü o milletin tamamı mıdır? Değildir. Ama sözü milletin sözü yerine geçer mi? Geçer. Nasıl geçer? Çünkü milletin temsilcisidir. Onların adına konuşur. Onların dile geldiği ağızdır. Onların tavır belirlediği yüzdür, duruştur. Devlet için de o açıdan önemlidir yani onun yaptığı, ettiği. Hani milletvekilinin bölgesine gidip geldiğinde hani dinlerler ya neler oluyor, neler bitiyor, şunlara şunlara nasıl tepki veriyorlar, bunları nasıl görüyorlar, bölgende durum nasıl? Onun bilgisi o adamdan alınır. Neden? Çünkü o oranın ağzı artık. Onun ilmi, idraki, bakış açısı, şu su bu su, eğer hakikaten o makamı kaldırabilecek bir adamsa bir anlamda o kavmini, kabilesini, aşiretini, bölgesini temsil eder. Ve onun sözüne de sadece kendi sözü olarak bakılmaz. Onun tavrına sadece kendi tavrı olarak bakılmaz. Bugün bir siyasi partinin temsilcisi konuştuğu zaman biz ya bu sadece kendi adına konuşuyor mu diyoruz? Hayır. Onun partisindeki şeyi belirtiyor o. Temayülü belirtiyor. Ne tarafta duracaklar, nasıl görüş belirtecekler, ileride ne yapacaklar? Bunu onun konuşmasından anlıyoruz gibi kanaat önderleri mesela konuştuğu zaman anlıyoruz ki bölgedeki insanlar, dilim sürçmeye başladı, bir su içeyim. Diyoruz ki o bölgedeki insanlar demek ki az çok böyle düşünüyorlar. Yani bir turnusol oluyor onlar içinde. La teşbih ve la temsil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namazı niye büyük? Salatü kübra diyor. İbadeti ulya diyor. Niye böyle? Arkasındakileri tam temsil ettiği için. Yani insan olarak, Adem oğullarının zirvesi olarak, Adem oğullarının da varlık içinde ayrıca sahip olduğu meziyetler olduğundan, bütün varlığın misali musagharı, geçmiş şeylerde onu konuşmuştuk, özeti, fihristesi, bütün yeteneklerini üzerinde taşıyan bir numunesi olduğundan insan, ki fiziki varlığı bile mesela insanda, dünyada ne kadar element varsa neredeyse insanda da var. Neredeyse yani. Hepsi var demiyoruz. Mesela uranyum, muranyum var demiyoruz ama bakıyorsunuz demir, fosfor, şu, bu, yani metal olmayan bir ortalama, bir özet verecek şekilde Cenab-ı Hak insana onlardan numuneler koymuş. Ta bedeni varlığını onu aşın, ruhi, kalbi varlığında zaten bir harita var ki bütün alemin haritası. Hafızası lef-i mahfuzu gösteriyor. Hayal gücü alemi misali gösteriyor. Daha neler neler. Mesela üstadın verdiği başka örnekler de vardı. Hatırlamaya çalışayım. Lümme-i şeytaniyesi şeytan hakikatinden bahsediyor mesela. Başka başka latifeleri şimdi hepsi aklıma gelmedi maalesef. Her bir latifesinden alemin bir yerine, bir alem türüne hatta bağ kurabiliyorsunuz. Geniş bir kanunla ilgisini yakalayabiliyorsunuz ince tefekkür ettiğiniz zaman. İşte Efendimizin kulluğu da böyle büyük bir kulluk. Çünkü hepsini temsil ediyor. Hepsinin adına konuşuyor ve tam konuşuyor. Hatasız konuşuyor. Temsiliyet problemi olmadan konuşuyor. Öyle bir salat-ı kübrada, bir ibadet-i ulyada saadet-i ebediye için dua ediyor ki, güya bu cezire belki bütün arz yani dünya yüzü onun azametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder. Temsilcisi çünkü. Hepsininkini kendisinde topluyor. O tahiyyat sırrı işte. Çünkü ubudiyeti ise ona ittiba eden ümmetin ubudiyetini tazammun ettiği gibi, yani kendisinden sonra ona uyanların ibadetlerini kendisinde topladığı gibi, muvafakat sırrıyla bütün enbiyanın sırrı ubudiyetini tazammun eder.
Kendisinden sonrakiler ona ittiba etti de öncekiler bambaşka bir şeyler miydi? Hayır. Zaten onlar da onun şeriatı üzerinelerdi. Yani bütün peygamberlerin dini zaten İslam'dı. Teferruatta küçük küçük farklılıklar var. Ama esasatı zaten İslam'ın esasatıydı. Ve onu en zirve, en açık, en detaylı, en gelişmiş, en kemalde beyanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan oldu. Böylece diğerlerinin de muvaffakatını kazanmış oldu. Yani diğerleri de bir açıdan zaman aynasında ona ittiba etmiş oldular. Hem o Salat-ı Kübra'yı öyle bir cemaati uzmada, büyük cemaatte kılar, niyaz ediyor ki, güya Beni Adem'in Hazreti Adem'den asrımıza, yani Ademoğullarının Hazreti Adem'den asrımıza, belki kıyamete kadar bütün nurani ve kamil insanlar ona tebaiyetle iktida edip duasına amin derler. Yani öyle bir dua ediyor ki o duaya da katılmayan yok. Hani demiştik ya, temsiliyet nasıl olur? Arkandakilerin fikrini tam taşırsan olur. Öyle bir dua etmiş ki, yani Cenab-ı Hakk'a bizim öyle bir sözcülüğümüzü yapmış ki, la teşbih ve la temsil, yani o milletvekilinin devletle konuşması gibi öyle bir tebaasını ifade etmiş ki, tebaasından kim duysa sözlerini, tam bizim söylemek istediğimiz, tam bizim söylememiz gereken, tam açlığını duyduğumuz, tam yapmamız gereken, hah benim de içimden buna benzer bir şey geçiyordu, hah buna ihtiyacım var işte gibi gibi manaları içeren bir şekilde söylemiş Efendimiz. Ondan sonra gelen kamil insanlar da, büyük zatlar da hepsi de demişler ki ya evet, tam böyle olmalı işte. En güzel ifade etmek ona hastır. Biz de onun dediğine amin diyoruz demişler. Hiçbirisi onu şey çıkaramamış, yalancı çıkaramamış, eksik çıkaramamış. Bizi temsil edemedi, bak burada biraz şöyle olmuş, çıkaramamış haşa. Arkasından gelen kamiller de aynısını söylemişler. Bırak avamı, avam zaten diyelim ki hani bilmiyor, etmiyor. Ama kamiller bir de biliyorlar bu işi. Onlar da destek çıkmışlar, amin demişler. Burada haşiyemiz vardı. Evet, münacaat Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam zamanından şimdiye kadar bütün ümmetin bütün salatları ve salavatları onun duasına bir amini daimi ve bir iştiraki umumidir. Hatta ona getirilen her bir salavat dahi onun duasına birer amindir. Oyumuzu ona vermiş gibi oluyoruz. Evet, benim ağamdır demiş gibi oluyoruz. Allah ona selamet versin, onun makamını yükseltsin, ona salat ve salat etsin dediğimiz zaman, evet biz de sendeniz, biz ondan çok memnunuz, biz ona taraftarız, biz onun vekilimiz olmasını istiyoruz gibi manaları o salavat, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain içinde söylemiş oluyoruz. Ona dua ediyoruz. Aynı zamanda onun bizim temsiliyetimizi tam yaptığını ifade buyurarak onun istediklerini ya Rabbi bize de ver. Onun istediklerini mutlaka yarat ya Rabbi, biz de katılıyoruz gibi manaları o salat içinde ifade etmiş oluyoruz. Yani salavat getirmekte hepimizin menfaati var. Çıkarımız için olsun, nefsimiz için olsun, bunu terk etmemeliyiz. Ümmetin bütün salatları ve salavatları onun duasına bir amini daimi, devamlı bir amin ve bir iştiraki umumidir. Genel bir katılımdır. Hatta ona getirilen her bir salavat dahi onun duasına birer amindir. Ve ümmetinin her bir ferdi, her bir namazın içinde ona salat ve selam getirmek, ve kâmetten sonra şafiilerin ona dua etmesi, onun saadet-i ebediye hususundaki duasına gayet kuvvetli ve umumi bir amindir. Allah şafiilerden razı olsun, işte o dua. Allahümme Rabbe hâzih davet tâme ve selâtil gâimâti seyyidina Muhammeden el vesîlete vel fazîle ve terestel rafiatel âliyeh ilâhi ve bâsı makâmen mahmûden lezî vaaddeh inneke lâ tuhlifül miyâd. Amin. O dua işte. Bunu artık camilerimizde Allah razı olsun bizim hocalarımız da çok ettiriyorlar. Kametten sonra pek olmuyor da ezandan sonra ettiriyorlar artık. Yani Hanefiler de bu sırra mazhar oluyorlar. Üstadın bu iltifatından hisse almaya başladılar. Allah hissemizi daha ziyade eylesin. Şafilerden de kat kat razı olsun bu geleneği yaşattıkları için. Şafilerin ona dua etmesi,
onun saadet-i ebediye hususundaki duasına gayet kuvvetli ve umumi bir amindir. İşte bütün beşerin fıtrat-ı insaniyet lisanı haliyle, bütün kuvvetiyle istediği beka ve saadet-i ebediyeyi o nevi beşer namına Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam istiyor ve beşerin nurani kısmı onun arkasında amin diyorlar. Acaba hiç mümkün müdür ki şu dua kabule karin olmasın? Yani biz zaten yaşarken, sezerken, solurken, gündelik hayatın içinde her bir işimizde bekayı istiyoruz, kafamızda kurguluyoruz, severken sonsuzmuş gibi seviyoruz. Biz şuuruna eremesek de, ne isteyeceğimizi bilemesek de, tam olarak adını koyamasak da zaten bu bizim bir açlığımız. O gelmiş, bizim vekilimiz, temsilcimiz, Cenab-ı Hakk'ın bizdeki temsilcisi olduğu gibi bizim de onun yanındaki temsilcimiz. Risaletiyle onun bizim yanımızdaki temsilcisi, ubudiyetiyle, velayetiyle bizim onun yanındaki temsilcimiz. O ne istediğimizin adını koymuş, ne arzuladığımızın, açlığımızın ne olduğunun adını koymuş. Tabii elbette Cenab-ı Hak ona bildirmiş, o da güzellikle beyan etmiş, iradesine kalan kısmı da tam istikametle amel etmiş ve böylece bizim arzumuz, Cenab-ı Hak'tan dileğimiz vücut bulmuş, neyi isteyeceğimizi öğrenmişiz. Ne isteyeceğiz? Cehennemden halas olmayı, cennetle müşerref olmayı, cemaullahla müşerref olmayı. En büyük mevzunun bu olduğunu öğrenmişiz. Rıza ilahi kazanmak olduğunu öğrenmişiz. Buna gözümüzü o açmış. Bütün beşerin fıtratı insaniyet lisanı haliyle, had diliyle, bütün kuvvetiyle istediği beka ve saadet-i ebediyeyi o nevi beşer namına, insan türü namına Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam istiyor ve beşerin nurani kısmı onun arkasında amin diyorlar. Acaba hiç mümkün müdür ki şu dua kabule karin olmasın? Nasıl olur da böyle külliyetli, kapsamlı bir dua, duaları çoklukla, sıklıkla kabul eden, hepsine cevap veren, kendisini böyle buyuran, dua edin cevap vereyim buyuran bir Allah tarafından kabul edilmesin? Haşa ve kella. Biz Cenab-ı Hakk'ımızı bundan tenzih ederiz. Evet, devam edelim. Bak, hem öyle beka gibi bir hacete âme için dua ediyor ki, değil ehli arz, belki ehli semavat, belki bütün mevcudat niyazına iştirak edip, lisan-ı hal ile, oh evet ya Rabbena, ver, duasını kabul et, biz de istiyoruz diyorlar. Bak, sadece biz değil, sema ehli de, melekler de aynı duayı ediyor. Hem bak öyle hazinane, hüzünle, öyle mahbubane, sevgiyle, öyle müştakane, iştiyakla, öyle tazarrukenane, yani niyazla, öyle hoş bir şekilde yalvararak saadet-i bakiye istiyor ki, sonsuz saadet istiyor ki, bütün kainatı ağlattırıp duasına iştirak ettiriyor. Efendimizin duası öyle bir dua yani. O kadar tam, işte bizim de içimizden geçen buydu, bizim de içimizi yakan buydu dedirten bir dua. Bak, hani yine la teşbih ve la temsil cenazeniz olur. Allah kim göstermesin ama işte yani hayırlısını versin diyelim. Göstermesin demek de kanun-u ilahiye aykırı oluyor. Siz şimdi ağlayamıyorsunuz orada şimdi mesela, tutuyorsunuz kendinizi falan. Ama birisi geliyor, diyelim başka bir yakınınız, orada işte o derdi anlatır şekilde, o yokluğunu anlatır şekilde, onun iyiliğini anlatır şekilde bir şeyler söylüyor. Eskiden mesela ağıt yakanlar çok olurdu. Gerçi hoş bir şey değil ama bizde de olurdu mesela, ağıtçılar olurdu. Şimdi o adamı tanıyor veya işte tam böyle canınıza dokunacak şekilde söylüyor. Siz de kopuyorsunuz orada. Ağlamaya başlıyorsunuz, niye? Çok güzel dile getirdi yani. Sizdeki o bendi de kırdı artık. Siz tutuyordunuz kendinizi. Ama o öyle bir güzel söyledi ki, içinizdeki ateşi, artık sizin de durdurabileceğiniz kalmadı.
gibi işte la teşbih ve la temsil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir insaniyetin ağdını yakıyor ki, derdimizi öyle bir ifade ediyor ki Cenab-ı Hakk'a, öyle bir anlatıyor ki bize, yani bizde de şey kalmıyor artık yani. Tutacağımız yer kalmıyor. Bak, hem öyle bir maksat, öyle bir gaye için saadet isteyip dua ediyor ki, insanı ve bütün mahlukatı esveli safilin olan fenai mutlaka sükuttan, burası önemli arkadaşlar, bak, hem öyle bir maksat, öyle bir gaye için saadet isteyip dua ediyor ki, insanı ve bütün mahlukatı esfeli safilin, aşağıların en aşağısı, bu bir ayet-i kerimeden alınan ifade. 23. sözün de başında geçiyor bu ayet. Oraya geldiğimizde inşallah üzerinde konuşacağız. Bütün mahlukatı esfeli safilin olan fenai mutlaka sükuttan, esfeli safilin neresiymiş? Mutlak fena, hiçlik. Yani bir daha geri dönmeyecek şekilde gitmek, yok olmak. Buymuş esfeli safilin, aşağıların en aşağısı buymuş. Esfeli safilin olan fenai mutlaka sükuttan, düşmekten, inmekten, kıymetsizlikten, faydasızlıktan, abesiyetten, yani amaçsızlıktan, başıboşluktan, serserilikten, alâ-i illiğin olan, yüceler yücesi olan kıymete, bekaya, ulvi vazifeye, mektubat-ı semadani olması derecesine çıkarıyor. Daha küçücük dairemizde, kendi bireysel işlerimizde, gündelik yaşantımızda, hani boşluk duygusu diye bir şey var. Psikologlar da bugünlerde üzerlerine çok konuşuyorlar, söyleşiyorlar, yazılar yazılıyor falan. Yani insan bu dünyadaki varoluşunun bir anlamı olmasını istiyor ve bu anlam da öyle sabit değil. Mesela diyelim yukarıya doğru çıkarmaya çalışıyor bunu. Dünyevi düzeyde olsun. Mesela ne? Güzel bir okul kazanayım. Liseye kadar geldi bu amaçla. Lisede o üniversiteyi kazandı. Güzel bir meslek sahibi olayım. O mesleğin içinde işimde kariyerim yükselsin. Onun içinde daha da şey. Hani bir yer geliyor, kariyer falan şeyi de sınıra varıyor. Diyor ki ya yani bu hayatı anlamlı kılacak şey bu dünyadaki yapılanlar değil gibi bir amaç bulayım da yaşadığım bu faniyat beka kazansın. Yani en büyük anlam o oluyor artık. Fanilikte bekayı kazanmak. Gelip geçicilerde sonsuzluğu kazanmak. Yani insanı yaptığının amacına en çok bu inandırıyor. Geri gelelim, tekrar o yolculuğu geri alıyoruz. Biz iyi bir üniversiteyi neden kazanmak istiyoruz? Çünkü o üniversitede geçireceğimiz kısıtlı zaman, az zaman bize büyük bir karşılık verecek. Onu geçelim. Biz İyi bir meslek sahibi olmayı niye arzuluyoruz? Çünkü o mesleğe harcadığımız zaman, kısıtlı zaman, diğer mesleklere nazaran daha büyük faydalar verecek. Ama para olsun, ama kişisel tatmin olsun. O meslekte kariyer yükselmesini neden yaşamak istiyoruz? Çünkü kariyeri yükselen adam harcadığı zamana göre daha çok karşılık alır. Bir firmanın CEO'su elbette aşağıdaki bir şefle aynı maaşı almaz, aynı itibarı görmez. Aynı ebilmek manasında aynı yetkiye sahip olmaz. Bakın hepsinde o var. Az emekle çok karşılık alma. En geniş dairede bu kulluk. Dünyadaki faniyattan bir beka kazanmak. En büyük kariyer bu aslında. Yani Allah'ın öyle bir kulu olayım ki bana cenneti versin. İşte bundan daha büyük kariyer planlaması var mı? Bakın kariyer planlamalarının tamamının kökeni bu zaten. Azla çoğu kazanmak. Daha azla daha çoğu kazanmak. Ya da işte emeği verdiğin şeyin değmesi, daha yüksek karşılıkla dönmesi. Şimdi bu kadar seküler hayata bile sinmişken ama aslında ne oluyor? Hem öyle bir maksat, öyle bir gaye için saadet isteyip dua ediyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir duası var ki onun insanı bütün mahlukatı esferi safilin olan fenai mutlaka sükuttan. Bak, insanın dibinin dibi, aşağıların en aşağısı olduğu yer neresi? Yaptığının hiçbirisinin kalıcı olmaması. Hiç olması. Hiçlik bizim dibimiz.
İmanımız ne oluyor bu sefer? Bizi yükselten şey. Kıymetsizlikten, faydasızlıkten, abesiyetten, âlâ yililin olan kıymete, bekaya, ulvi vazifeye, mektubat-ı samedaniye olma derecesine çıkarıyor. Onun duası, o duanın içerdiği iman, dua bir imanla olur. Dünya algısıyla olur değil mi? Dua etmeniz için bir dünya algınız olması lazım. Bir dua ettiğinize dair bir imanınız olması lazım. Dua ettiklerinizi yapabileceğine dair mesela bir imanınız olması lazım. Bu bir ilah tasavvuru, bir ilah imanı gerektirir. Yani her şeyi bir Allah'tan diliyorsanız o zaman o Allah'ın bir olduğuna ve her şeyi yaratabileceğine inanmış olduğunuzu ifade eder bu. Yani duanın zımmında itikat da vardır arkadaşlar. Bizim nasıl dua ettiğimiz, nasıl itikad ettiğimizle de ilişkilidir. Nasıl bir Allah'a inanıyoruz, nasıl bir insana inanıyoruz, nasıl sebeplere inanıyoruz? Sebeplere Allah'tan başka ilahlık mı veriyoruz haşa, yoksa Allah tek istediği gibi sebepleri değiştirir mi diyoruz? Kendimizi Allah karşısında nasıl görüyoruz? Mesela Yunus Aleyhisselam'ın o birinci lemada geçen, estağfirullah, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin duası, Kur'an'da da yer alan o dua. İşte neyi ifade ediyor Yunus Aleyhisselam orada? Allah'la kendi arasındaki ilişkiyi de ifade ediyor. Ya Rabbi, sen kusurlardan münezzehsin, subhansın, teksin. Ben kendi nefsime zulmettim. Nefsine zulmeden, hata işleyen, kusur işleyen bendim. Bu yerini, makamını idrak da bir dua. Duanın da bir amacı bu. O da bir dua oluyor amacın yerine gelmesiyle. Dallandırıyorum ama arkadaşlar bu önemli bir şey. Yani dua bizde neler neler yapıyor. Ya dua ettik, namazdan sonra dua etmek lazım. Veya işte şu şeyde şu duayı yapmak lazım. Bu kadar değil. Dua ettiğiniz zaman itikat ayakta duruyor onunla. Dua etmeyi kesmiş adam, Allah'a dua etmeyi bırakmış adamın arkasını kovalayın. Ben iddia ediyorum. Arkasını kovalayın, itikadında arızalar bulmaya başlarsınız. O dua ilişkisini kesmesinin sebebi de zaten biraz odur. İşte ben Allah'a, kimilerinde var ya, işte Allah'a küstüm ben, Allah'a gücendim ben, Allah'a haşa, sanki kendi şey neyse Allah'a kızgınım. Arkasını kovaladığınız zaman gidiyor bir şeye, bir arızaya gidiyor. Demek dua bir dinamik ilişkiyi de ifade ediyor. Cenab-ı Hak dilimizi duasız bırakmasın, çünkü duasız kalmak o dinamik ilişkinin kopması demek. İtikat sahaya dua ile, ibadet ile, bir yönüyle ibadet ile, bir yönüyle ahlak ile, bir yönüyle amel ile, bir yönüyle de dua ile yansıyor. Onun duası da bütün insanlığın amaçsızlığı, başıboşluğu, serseriliği, hiçliği dönüşüyor onun duasıyla. Neye? Kıymete, bekaya, ulvi vazifeye ve onların mektubat-ı semedani olması derecesine çıkarıyor. Yani onun duasında bir tefekkür de var. Varlığı Cenab-ı Hak'tan gelen, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin ona muhtaç olduğu Allah'ın, samediyet oydu ya, hatırlayalım. Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç değil, her şey ona muhtaç. Zaten ilahlık da ancak böyle olur. Bir şeye muhtaç olan bir şey ilah olamaz. İhlas suresinin bize öğrettiği şey. Bir şeye muhtaçsa, muhtaç olduğu onun ilahı olmuş olur. İhtiyaç duyan, ihtiyaç duyduğu şeyin kuludur. Cenab-ı Hak da ilahdır. İlah olmasının gereği olarak da her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. İlahlık tam böyle olur yani. Öyle Zeus gibi, Ares gibi, bilmem ne gibi. Yok, Lat, Menat, Uzay'mış, Mecusilerin işte şeymiş, Ehriman'la bilmem neymiş. O iki tanrıları var onların gibi gibi. Yok, başka bir şeylere ilahlık verenlermiş, öküze tapanlarmış. Bunlardan ilah olmaz. İlah dediğin hiçbir şeye muhtaç olmayacak. Her şey ona muhtaç olacak. İlah böyle olur. Onun mektubu olarak görülmemizi sağlıyormuş. Hem bizim hem varlığın tamamını. Bir amaç sahibi ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları, bütün dualar elbette Kur'an'da, sünnette bize gelen bütün dualar, zaten Kur'an'daki dualar da burada sünnetin içindeki dualar olarak bize anılıyor. Yani Üstad Hazretleri
duasından bahsederken Kur'an'daki duaları da kastediyor. Çünkü Kur'an da bize Efendimizin dilinden beyan edildi. Bize onunla geldi. Onun duaları Kur'an'daki dualarda, yani kardeştir o dualar. Oradan da düşünelim yani. Bu dualar bizi amaç sahibi yaptı. Kıymet sahibi yaptı. Varlığımızın buradan ibaret olmadığını bize öğretti. Bu fenalıkla bir beka kazanılacağına uyandırdı. Buradaki amellerimizin her birinin Cenab-ı Hakk'ın kaderinde yazılı olduğunu, omuzlarımızda kiramen katibinin amellerimizi yazdığını, unutulmayacağını, ziyan olmayacağını, hayırsa hayırla, şerse cezayla karşılık göreceğini bize onun duaları öğretti. En başta duaları öğretti. Elbette kendisi bize tebliğ etti bunları ama duaları da bize bunu hep öğretti. Bu ilişkiyi kurmamızı sağladı pratikte. Efendimiz sadece bir ne diyelim akademik metin okuyup gitmedi bize. Haşa sümme haşa. İşte bir Allah vardır, Allah şöyledir. Böyle gitmedi Efendimiz. Bizzat kendisi dinamik ilişkiyi, duygusal ilişkiyi, o marifetle girilmesi gereken insan ilişkisini öğreterek gitti. Ve bu öğretmenin içinde duası vardı. Kur'an okunurken ağlıyordu Efendimiz. Biz de o zaman öğrendik Kur'an okurken ağlanması gerektiğini. Dua ederken ağlıyordu Efendimiz. Biz o zaman öğrendik ağlanması gerektiğini. Yani bu derdin hakikaten dert olduğunu, böyle teorik harca alem bir şey konuşulmadığını, kendi mevzumuzu, kendi davamızı, kendi başımızın derdini konuştuğumuzu biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu haliyle öğrendik. Önce haliyle öğrendik yani. Haşa ne Kur'an böyle bir akademik metin gibi. Akademik diyorum ama işte bizim Anglo-Sakson akademiye geleneğimize göre konuşuyorum. İşte böyle duygusal bağa girmeden olayı ötesinde konuşan bir dil değil. Kur'an'ın, sünnetin dili ne de bizim alimlerimizin dili böyle bir dil değil. Mevzunun kendi derdimiz olduğunu, anlatılanın bizim hikayemiz olduğunu, hakikaten büyük bir mesele olduğunu hissettiren bir dil. Gerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, gerek sahabesinden, gerek Allah dostlarından bize anlatılan iş, böyle büyük bir davanın başımıza açıldığını hissettiren, o işin duygusal gerilimini, manevi fırtınasını da duymayı öğütleyen bir hal. Hazreti Ömer radıyallahu anh o celalinde Allah'tan kork dedim mi beti benzi atıyormuş mesela. Bununla ilgili çok örnek var da girmek istemiyorum. Yani çok küçük şeylerle bizim bugün yanından geçeceğimiz şeylerle duydukları zaman fenalaşan Allah dostları var. Hani oradan çıkardıkları manayla vesaire. İş böyle arkadaşlar, bizim durumumuz çok geri ama yani asıl iş böyle bir iş. Âlâ iyiliğin olan kıymete, bekaya, ulvi vazifeye, mektubat-ı samedaniye olması derecesine çıkarıyor. Bak, hem öyle yüksek bir fizar istimdat kerane ile istiyor. Fizar istimdat kerane neymiş? Yardım dileyerek inleyip ağlamak demekmiş. Hem öyle yüksek bir fizar istimdat kerane ile istiyor ve öyle tatlı bir niyazi istirham kerane ile yalvarıyor ki, niyaz, yalvarmak, istirham, böyle dilemek, istemek ile yalvarıyor ki, güya bütün mevcudata, semavata, arşa işittirip, vecde getirip, duasına amin, Allahümme amin dedirtiyor. İstemesinde de bir hoşluk var yani. Bakalım, burada bir haşiyemiz var. Haşiye 2. Evet, şu alemin mutasarrıfı, yani onu da tasarruf eden Allah, bütün tasarrufatı bin müşahede şuurane, alimane, hakimane olduğu halde, yani bilerek, hikmet gözeterek yaratıyor Allah, hiçbir cihetle mümkün değildir ki o mutasarrıf kendi masnuatı sanatla yarattıkları içinde en mümtaz bir ferdin harekatına şuuru ve ıttılığa bulunmasın. Yani Cenab-ı Hak her şeyi her detayıyla biliyor, yapıyor, gözetiyor da onların en üstünü olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını, dilediğini, halini bilmesin. Olamaz diyor Üstad Hazretleri. Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki o mutasarrıf-ı alim, her şeyi bilen mutasarrıf, tasarruf eden, o ferdi mümtazın, o seçkin ferdin harekatına ve davatına, dualarına,
ıttıla bulunduğu halde ona karşı lakayt kalsın, emniyet vermesin. Ehemmiyet, pardon, estağfurullah. Ona karşı lakayt kalsın, ilgisiz kalsın, ehemmiyet vermesin, önemsemesin. Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki o mutasarrıf-ı kadir-i rahim, her şeye gücü yeten rahim mutasarrıf, onun dualarına lakayt kalmadığı halde o duaları kabul etmesine, bunlar mümkün değil. Evet, Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam nuruyla alemin şekli değişti. O Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam nuruyla alemin şekli değişti. Nasıl bir iş yaptı o? İnsan ve bütün kainatın mahiyeti, hakikiyeleri, hakiki yapıları, mahiyetleri, içerikleri o nur, o ziya ile inkişaf etti. Ve göründü ki şu kainatın mevcudatı, Esma-i İlahiye'yi okutan birer mektubat-ı samedaniye, birer muvazzaf memur, bir bekaya mazhar kıymettar ve manidar birer mevcutturlar. Varlığın ölümden dirilişi de onunla oldu. Yani bakınız, burada bir hoşluk var. Şimdi biz haşre dair okuyoruz ama metni, aslında daha bu dünyadayken varlığın ölümden hayata geçişi, bir anlamda anlam kazanmak, bir şeyin canlanmasıdır. Mesela bir adama bir amaç verirsiniz, adam çalışmaya başlar, bak canlandı deriz. Hareketlendi, anlam sahibi oldu. Veya işte bir hedef buluruz, o hedef bize, bak bu diyorsun, bu benim, bu çocuk mesela, bazen işte aile, çocuk sahibi oluyor. Bak diyor, bu çocuk benim canıma can kattı. Bir hayvan sahibi oluyor, bu hayvan bana bir amaç verdi, bir canlılık verdi. Niye? Anlamsızlıktan anlama çıkardı. Hayatın da yaptığı bu aslında. Ölümdeki, yani ölümdeki anlamsızlığı, faniyattaki anlamsızlığı diyelim. Ölümdeki demeyelim, ölüm daha başka bir olay. Ayırıyorum. Mevti kastetmiyorum burada. Yani fanilikteki, geçicilikteki, son buluştaki anlamsızlığı, ya son bulacaksam ben niye varım? Yok edileceksem niye bu kadar sanatlı yaratıldım? Gibi. O anlamsızlığı, söyleyemedim yine, oradaki anlamsızlıkları anlama çıkardığınızda da canlandırmış oluyorsunuz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu anlamda bize öğrettiği marifetullah'la, dinle, şeriatla, kainat ve gayb bilgisiyle bütün ölüleri canlandırdı zaten. Eşyada canlandı, taş, kaya da canlandı. Yıldızlarda canlandı. Hepsinin bir anlamı oldu. Bir bütünlüğün parçası oldular. Bir bekaya mazhar oldular. Olacaklarını öğrendik en azından. Böylece her şey bir anlam sahibi oldu. Bir hayat sahibi oldu, değil mi? Eğer onur olmasaydı mevcudat-ı Esma-i İlahiyeyi okutan birer mektubat-ı samedaniye, birer muvazzaf memur ve bekaya mazhar kıymetler ve manidar birer mevcutturlar. Eğer onur olmasaydı, mevcudat fenai mutlaka mahkum ve kıymetsiz, fenai mutlak yani son yok oluş, yokluk mahkum ve kıymetsiz, manasız, faydasız, abes, karma karışık, tesadüf oyuncağı bir zulmeti evham içinde kalırdı. İşte o anlamsızlık, ya niye varım ben? Bu kadar sanatla var olmuşum ama hiç olacağım. Niçin? Kelebekler niye üç günlük? Gerçi üç günlük değil de hani tabir öyle yerleşmiş. Bir haftalık, birkaç haftalık veya niye bu kadar az ömürleri var? Niye bir an gelip gidiyorlar? Yani bu varoluşun anlamı evham içinde kalırdı diyor. İşte zulmeti evham içinde kalırdı. İşte şu sırdandır ki insanlar Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam duasına amin dedikleri gibi arş ve ferş ve seradan Süreyya'ya, yani toz zerresinden Süreyya takım yıldızına kadar. Oş, hangi takım yıldızıydı Süreyya? Ülker yıldızıymış. Pardon, takım yıldızı değilmiş. Ülker yıldızıymış. Bütün mevcudat onun nuruyla iftihar edip alakadarlık gösteriyorlar. Zaten Ubudiyet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam ruhu duadır. Efendimizin kulluğunun ruhu duadır. O duadaki halettir yani. Hem içindeki marifettir, hem kuşanılan halettir. Ubudiyet odur. Haletsiz bilgi, bilgisiz halet. İkisi de değil.
İkisi birden olacak. Yani Kur'an'ı okuyacağız ama o Kur'an'ın öğütlediği halet de bizde olacak. Sünnete uyacağız ama o sünnetin öğütlediği halet de bizde olacak gibi anlayın arkadaşlar. Arş ve ferş ve sıradan Süreyya'ya kadar bütün mevcudat onun nuruyla iftihar edip alakadarlık gösteriyorlar. Zaten Ubudiyet Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselamın ruhu duadır. Belki kainatın harekatı ve hidematı. Yani yaptığı hareketler ve işlediği ameller. Hidemat o demek herhalde. Hidemat bakalım. Hizmetler, vazifeler. Evet. Bir nevi duadır. Kainatın harekatı ve hidematı bir nevi duadır. Mesela bir çekirdeğin hareketi Halık'ından bir ağaç olmasına bir nevi duadır. Bu bakış çok önemli bir bakış arkadaşlar. Vaktimiz kalmadığı için ince konuşamayacağız. Şu kadarını söyleyeyim ama bu kısmı inşallah yarına borçlanmış olalım. Zaten bu sayfayı bitirdik. Bir dahaki sayfaya geçmiş olduk. 2,5 sayfamız kaldı metnin bitmesine. Bu dua mevzusunu konuşalım yani. Bu her şeyin yaptığı her şey. Her şeyin yaptığı her şey. Doğru. Her şey çok fazla ama mane olarak doğru. Nasıl dua oluyor? Peki bizim duamızla o duanın farkı ne? Niye onların her yaptığı oluyor, bizim yaptığımız olmuyor? Hani dua olarak, lisanen yaptığımız dua olmuyor. O dualar arasında nasıl farklar var? Bunu bir parça yarına borçlanalım, orada konuşalım. Ama burada da şunu öğrenmiş olalım. Her şey dua ediyorsa, Efendimizin yaptığı dua, o bütün evrendeki duanın süzülmüş halidir. Dile gelmiş halidir. Bir canlı bir şey istediği zaman bütün vücuduyla istiyor ama hangisi söylüyor onu? Dili söylüyor. Yani ben Ahmet beslenmek istiyorum, açım, yemek istiyorum. Bütün vücudum istiyor, tepeden tırnağa, tırnağımdan saçımdaki kıla kadar hepsi istiyor. Ama nerem söylüyor? Burası söylüyor. Efendimizin kulluğu da o şuurla, akılla, duyguyla yaptığı kulluk da, ruhuyla, kalbiyle yaptığı kulluk da alemin dile geldiği yerdir. Efendimiz alemin ağzıdır, aklıdır, kalbidir. Alemde olmayan her ne onda varsa, ki say say bitmez yani Efendimizin yüceliğini, ondaki latifelerin aşkınlığını burada biz beyan edemeyiz. Gücümüz de yetmez, çapımız da kurtarmaz. Onların her biri alemde olmayanın ağzı gibidir. Bilmiyorum ne kadar anlatabildim. Ağzınız kopardığınızda alem nasıl dile gelemiyorsa, söyleyemiyorsa, açlığını ifade edemiyorsa, Efendimiz'de olmasa o varlık, evet yine onun içinde ama o şuurla nasıl dile gelecekti? O şuur katmanında nasıl olacaktı bu ifade? Olmazdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığının bu anlamda o duaların merkezinde yer aldığını, duaların duası olduğunu, böyle söyleyelim aklımızda böyle kalsın, güzel oldu. Efendimizin duası bütün duaların duası. Varlığın işte bak çekirdeğin hareketi bile duaymış, onu söyledi Üstad Hazretleri. Kainatın harekatı, hidematı hepsi duaymış. O duaların duası, o duaların dile gelişi, insani seviyede dua oluşu, şuurlu, kalpli, ruhlu, akıllı, latifeli, duygusal vesaire vesaire bir dua oluşu onun üzerinden olmuş. Vekili o, temsilcimiz o, bize öğreten muallimimiz o aleyhissalatü vesselam. Cenab-ı Hak onu makam-ı mahmuda eriştirsin. Bizi de onun şefaatine nail eylesin. Mahşer gününde, o zor günde onun sancağı altında toplanmayı hepimize nasip eylesin arkadaşlar. Çünkü onun gölgesinden başka gölge o gün olmayacak. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahmen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.